Arkadaşlar merhaba. 9. zurna dersi videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayan arkadaş varsa abone olup bildirimlerini açarlarsa bundan sonraki çalışmalardan da haberdar olurlar en azından. Arkadaşlar 9. zurna dersimizde bugün zurnada sesleri ezerek çalışmayı ele alacağız. Süslemelerde özellikle son derece faydalı. Bugün onu işleyeceğiz. Ve yine zurnada gırtlak tekniği olarak adlandırılan bazı terimlerde horlatma da diyebiliriz buna. Gırtlak tekniğini ele alacağız. Arkadaşlar öncelikle zurnada çarpmalı sesleri çalışmıştık önceki derslerimizde. Mesela arkadaşlar zurnada sesleri ezerek çalma son derece önemlidir. Bütün enstrümanlarda var. Zurnada da mevcuttur bu. Şimdi şu tekniği bir daha ele alalım öncelikle. Çünkü bunun içerisinde göstereceğiz o tekniği. Mesela La'dan başlayalım biz. Mesela La'dan Si'ye geçerken Do'da çarpma alıyorum. Yaparken arkadaşlar mesela buradaki do sesimizde dilimle hafif bir vibrasyon yapıyorum ve sesi eziyorum orada. Bakın. Fa'dan gelelim do'ya kadar. Burada la fa diyezden sole geçiyorum ama la'dan çarpma alıyorum. Yani şimdi bu la sesindeki aldığım çarpmada hafif bir vibrasyon atıyorum orada. Mesela düz yapalım. Dille çarpma alır, vibrasyon yaparsak orada. Mesela eserler içinde çok duyarsınız. Vibrasyon duyuyor musunuz arkadaşlar? Önce düz geçin bir. Ezerek yaparsam bunu dilimle vibrasyon yapıyorum. Arkadaşlar buna çok yoğunlaşmanızı tavsiye ediyorum. Zurnayı çalarken eserler içinde bu tekniği uyguladığınız takdirde zurnaya ayrı bir lezzet gelecektir. Bazı arkadaşlar bunu perde olarak anlıyorlar, yapıyorlar fakat arada o dili kullanmadıkları için o tını gelmiyor. Mesela şimdi dilimle ezersem kamışı. Mesela diyelim Delilo'yla. Buraya dikkat edin. Eğer düz çalarsam dilimle ezersem (gülüyor)
gibi bu teknik de zurnada olmazsa olmaz bir kuraldır arkadaşlar. Tekrar ele alalım şimdi. Fa sesinden sağ elimizi çalıştıralım. Önce düz üflüyorum. Çarpmalı. Şimdi vibrasyonunu yapıyorum bunu. Çarpmaya aldığım notada vibrasyonu yapıyorum. Mesela örnek vereyim. Fa diyezdeyim. Sol'ü açacağım ama La'dan çarpma alıyorum. Değil mi? Yani şu hareket. Arkadaşlar şuradaki minik La sesinde hemen hafif bir dilimle vibrasyon yapıyorum ve o tınıyı alıyorum. Buna benzer triller yaptığımız zaman da mesela şuradaki sesi düşün. Mesela bunu yaparken sadece bunu yapmıyorum. Yani parmağımı açıp kapamıyorum. Yani şu değil. Eğer düz yaparsam bu gelir zaten. Şimdi bunu yaparken dilimle de vibrasyon yapıyorum aynı anda. Düz yaparken ama dilimi de eklersem vibrasyon yaptığımda tabii kamış yoruluyor çünkü demin 6-7 dakikadır dilimle vibrasyon yaptığım için. Tekrar ele alalım. Arkadaşlar son derece önemli bir teknik. Bakın mesela. Yani düz yaparsam. Şimdi bunu yaparken dilimle de vibrasyon yapıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi perde geçişlerinde tabii müziğin içindeki yapıya göre perde geçişlerinde dilimle de ufak vibrasyonlar yapıyorum kamışı ezerek. Dolayısıyla kamışı ezdiğim zaman sesi de ezmiş oluyorum ve güzel bir tavır çıkmış ortaya oluyor. Bunu defalarca yapmanızı öneriyorum. Zurna da önemli kurallardan bir tanesi. Evet arkadaşlar. Bugünkü 9. dersimizin diğer konusu gırtlak tekniği, horlatma da diyebiliriz buna, gırtlak tekniği de diyebiliriz. Arkadaşlar bu tekniği genelde geleneksel olarak eskiden köylerde özellikle ustalar çok kullanıyordu bunu. Şu sestir, mesela üflerken önce bir düz üfleyeyim. Şimdi bir de bunu gırtlağımızı kullanarak. Evet, zurnanın her yerinde yani çaldığımız müziğin her yerinde olmasa bile bazı bölümlerinde bu tekniği kullanırsak zurnamızda ayrı bir güzellik olacaktır. Hatta arkadaşlar şunu da söyleyebilirim.
güzel zurna üfleyenlere dikkat edin. Onlar da sürekli gelir ama bunun çok az bir versiyonu. Yani bu kadar abartarak değil, böyle bir kirli gırtlak tabiri kullanalım burada. Alttan olup olmadığı da belli olmayacak şekilde böyle sürekli gelir ve zurnaya ayrı bir lezzet katar. Şimdi bu sesi nasıl çıkarıyoruz onu alalım. Arkadaşlar üflerken zurnada mesela zurnayı üflerken A harfini telaffuz ediyormuş gibi düşünün. Mesela dikkat ediyorsanız üfleme esnasında A harfini telaffuz ediyorum veya U harfini mesela bu anda da üflüyorum yine yani. Üfleme esnasında o gırtlağımdan gelen ses zurnanın içine giderek o lezzetli sesi meydana gelmesini sağlıyor. Tekrar edelim. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Mesela gırtlağı yapmadığım zaman belli oluyor zaten. Şimdi zurna üfleyerek yapalım bunu. Bakın düz üflüyorum önce. Mesela duyuyorsunuzdur. Gırtlak tekniğini de bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle de bunu düşünebilirsiniz. Mesela gırtlağınızda bu biraz abartılı oluyor arkadaşlar. En ideali üfleme esnasında mesela üflerken nefesi gönderiyorsunuz. O esnada U harfini veyahut da A harfini telaffuz ettiğinizi düşünün. Bunu yaparken sadece la sesinde ilk önce bu sesi bir çıkarmaya çalışın. Mesela la sesinde önce düz üfleyin. Özür dilerim. Bu şekilde. Bunu sağ eldeki bütün perdelerde deneyebilirsiniz. Çalışma eserimiz olarak seçtiğimiz Deliloy müziğinde deneyelim gırtlağı mesela. Hissedeceksiniz gırtlağı yaptığım yerleri ve yapmadığım yerleri. Mesela önce düzden giriyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde de zurnada gırtlak tekniği veyahut da horlatma olarak da adlandırabiliriz. Bu tekniği bu şekilde almış oluyoruz. Arkadaşlar 9. zurna dersimizi zurnada seslerin ezerek çalmayı ve gırtlak tekniğini horlatmayı size anlatmaya çalıştım. 10. zurna dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar, iyi dersler, hoşça kalın.